Sen ne diyorsun Cihan? Ah Aykut, ah, ben seni anlıyorum mu? Yani tamamen tesadüf. Bence de. Merhaba YouTube izleyicileri. Bugün bir ön yargı kırma operasyonu yapacağız. Bunu nasıl mı yapacağız? Bir film eleştirisiyle. Bugünkü filmimizin adı Aykut Enişte, 2019 yapımı bir Türk filmi. Biliyorsunuz genel olarak böyle Vine'da, YouTube'da ya da farklı sosyal medya ortamlarında meşhur olup daha sonra film çeken insanların çok fazla başarılı olmadığı ya da yaptıkları filmlerin alt düzeyde olduğunu görüyoruz. Aykut Enişte bu anlamda bu sahip olduğumuz önyargıyı kıran bir film. Cem Gelinoğlu'nun bir filmi, 2019 yapımı ve tatlı, sıcak, belki de son zamanlarda çekilmiş en iyi romantik komedi dalındaki Türk filmlerinden bir tanesi. Filmin kısaca konusuna değinecek olursak, film klasik bir konu üzerinde şekilleniyor. Zengin kız, fakir oğlan. Ama burada işlenme şekli ya da filmin akışı çok daha hayatın içinden olabilecek olaylar üzerinden şekillenmiş. Örnek verecek olursak filmin döndüğü yer ve zaten neredeyse hemen başında Aykut'un, başrol oyuncumuzun Cem Gelinoğlu'nun dükkanının soyulma sahnesi. Bundan sonra olaylar farklı şekillerde evriliyor. Bu arada Aykut'un başına gelen bu talihsiz diye görünen ama aslında talihinin döndüğü yer hayatında değişmesine sebep oluyor. Şimdi burada bu filmi güzel yapan nedir diye soracak olursanız ya da ön yargılarımızı nerede kırıyoruz diye soracak olursanız filmdeki karakterlerin gerçekten çok iyi bir oyunculukla bize yansıtılıyor olması bunun en başında geliyor. Gülşah karakterindeki Melis Babadağ da bunu çok güzel oynamış. Aykut karakterinde Cem Gelinoğlu da hem yazmış hem yönetmiş ve gerçekten de güzel oynamış. Şimdi burada abartılı sahneler var gibi görünse de filmin içine baktığımızda ya evet bu adam da gerçekten böyle gibi bir samimi his bize verilmiş. Bizim genel olarak komedi filminden son zamanlarda anladığımız şey işte daha böyle küfürlü, daha böyle belden aşağı muhabbetlerin olduğu ya da daha kabalığın ön plana çıkarıldığı filmlerdi. Ama bu filmde daha naif, daha zarif, daha aileyle birlikte seyredilmeye uygun diyelim bir film olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki karakterimiz son zamanlarda anladığımız işte küfürlü ya da işte patavatsız tarzların tam tersine son derece naif bir adam. O halde de komik olunabileceğini bize gösteren bir film olmuş. Ve romantik komedi olarak da olayların akışı ya da işte arada kalma sahneleri var. İşte bir seçim sahneleri, karar sahneleri gerçekten gerçek hayatta olması gerektiği gibi işlenmiş. Son zamanlarda komedi filmlerinde özellikle bizi rahatsız eden işte ya yine mi aynı tür dediğimiz bir şeyde bir sahne komik olduğu için oraya konulması yani oraya komik olsun diye bir sahne yaratılmasıydı. Bu filmin içinde sahnelerin arasına o komedi unsurları güzel yerleştirilmiş. Hani oradaki konuşma öyle bir akıyor ki ya evet burada da bu söylenir zaten gibi böyle bir his doğuyor içinize. Bu da filmi böyle tatlı tatlı seyredilmesine sebep olan unsurlardan bir tanesi. Başrol karakteri Aykut bizim her zaman her yerde görebileceğimiz insanlardan bir tanesi aslında. Yine ailesini erken yaşta kaybetmiş, aile kurma hevesiyle dolu. İşte işini kurmuş, gücünü kurmuş, artık evlenme yaşı gelmiş ve evlenmek için de gün sayıyor. Film zaten bu hikayeyle başlıyor ve daha sonraki süreçte de evliliğine bir hafta kala, düğününe bir hafta kala gelişen olaylarla da farklı bir noktaya gidiyor. Bu bir haftalık süreçte Aykut aslında normal olarak bildiği, doğal olarak gördüğü her şeyin nasıl normal olmadığını, nasıl doğal akışında olmadığını görüyor, bununla yüzleşiyor ve açıkçası hepimiz gibi bu onu da çok rahatsız ediyor. Buradaki seçim anları var, karar anları var. Burada sahnelerin çok zorlama olmadığını düşünüyorum. Hepimizin başına gelebilecek bir takım olaylarla karşılaşmış. Biliyoruz hani düğün zamanı böyle bir alışverişler olur. Herhalde bunu yaşamayan yoktur hayatında. Evlenmiş olanlardan bahsediyorum tabii. Kuyumculardı, alışverişti, evin döşenmesiydi. Yok işte Aykut Enişte zaten hani isim olarak da çok güzel seçilmiş. Orada akrabalık ilişkileri, damadın damat olabilmesi için gerekli özellikler
bize farklı şekillerde sunuluyor ve bunun yorumu da açıkçası bize bırakılıyor. Çünkü orada yapılan seçimde aslında olması gereken mi yoksa olması kabullenilen mi diye bir duruma geliyoruz. Biz de kendi hayatımızda belki bununla ilgili basit örnekler görmüş olabiliriz. Filmi belki de benim için güzel yapan taraflardan bir tanesi buydu. Çünkü ben kendi hayatımda birçok şeyle bunu özdeşleştirdim açıkçası. Hem çevremde yaşadıklarım hem kendi hayatımda yaşadıklarımdan farklı kareler vardı. Sen ne diyorsun Cihan? Ah Aykut ah! Ben seni anlıyorum mu? Filmin şöyle de bir özelliği var. Şimdi filmin bazı sahneleri var. Evet, filmde çok gülüyoruz falan, hani gülüyorsunuz yani, gerçekten güldüren sahneleri var. Ama film bittikten sonra konuşurken de sahneleri hatırladığınızda böyle insana bir gülmek geliyor. Filmde gerçekten sevimli olan bir takım sahneler var. Bunlardan bir tanesi düğün mekanında yaşanan bir sahne. Şimdi o sahnede artık yok artık denilecek noktaya gelirken aslında gerçekten hani normal bir insanın da o noktaya geleceğini hissediyorsunuz. Ve şu anda bile hani hatırladığım zaman bana böyle bir gülme geliyor bu sahnelerde. Tabii ki film bir romantik komedi. Zaten bu şekilde yapılmış. Hani böyle beklentinizi çok yukarılarda, ya işte şunu da öğrendim, beni de böyle düşündürdü diye tutmanız birazcık abartılı olabilir. Ama eğlenmek istiyorsanız ve tatlı bir zaman geçirmek istiyorsanız, ya bugün de canım sıkkın, ne yapsam da birazcık yüzüm gülsün diyorsanız bu film tam size göre diyebilirim. Peki ben burada bir araya gireyim. Klasik bir Amerikan filminde de açıkçası romantik komedide bundan öteye gidilebildiğini düşünmüyorum. Çünkü zaten tarz olarak romantik komedi biraz kısıtlı bir alan. Bu filmde de gördüğümüz zaten son çatışma, yani sonuca, bizi sonuca götüren son çatışmanın oldukça zorlama olduğunu görüyoruz. Ama klasik bütün romantik komedilerin kaderi diyebileceğim bir durum. Buna rağmen şöyle bir şey oluyor. Bu Amerikan romantik komedileri olsun, Türk romantik komedileri olsun, artık o çözüm sürecine geçtiği anda artık orada şakanın bittiği ve gerçeğe dönülen andır. Ama Aykut Enişte de orada da şakalar bitmiyor. Evet. Evet. O çözülme anları, o sıkışma anları, o buhranların yaşandığı anlar bile komedi ögeleriyle süslenmiş ama akış içinde süslenmiş. Bu da güzel olmuş. Peki geçen gün seyretmiştik bayi toplantısında da, bu filmde de ana bu tatlış karakterlerin Konyalı olmasına ne diyorsun? Yani tamamen tesadüf. Bence de. Aykut Enişte iki karakter tarafından enişte deniyor ama birbirini tanımayan ve birbirinden haberi olmayan iki insan Aykut Enişte diyor. İki kişinin de enişteye bakış açıları belki de Aykut'u bu değişime sürükleyen olaylardan da biri. Evet, katılıyorum. Bu kayınbiraderlerden bir tanesi diyelim. Aykut Enişte'nin ilk kayınbiraderi. Son derece bizim alışkın olduğumuz tarzda bir adam. Daha böyle çıkarcı, tam böyle hani aileye uygun, daha doğrusu o formata uygun bir insan. İkincisi ise daha böyle kardeş gibi diyebiliriz. Bu ikisi arasındaki fark da tabii ki Aykut'un kafasını karıştıran, aslında önce buhrana, daha sonra da bir seçim yapmasına sürükleyen noktaya getiriyor. Filmin adı bu anlamda da bence çok güzel seçilmiş. Çünkü gerçekten de o kime enişte olacağını seçiyor aslında. Bir de şöyle bir şey var. Yani dediğini kısaca özetlemek gerekirse, bir tanesi Doblo'yu versene enişte, diğeri sana bir Doblo alalım enişte. Yani bu şekilde. Evet, bu güzel benzetme oldu. Toparlayacak olursak, Aykut Enişte son zamanlarda çekilmiş en güzel romantik komedi tarzındaki Türk filmlerinden bir tanesi. Cem Gelinoğlu bu anlamda güzel bir iş çıkarmış. Keyifli zaman geçirmek istiyorsanız, filmi seyrederken gülmek istiyorsanız, böyle birazcık içinize hani tavuk çorbası kıvamında ısıtacak bir şeylerle doldurmak istiyorsanız, Aykut Enişte tam size göre bir film. Biz tavsiye ediyoruz efendim. Bir sonraki film incelememizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada yani sen hiç girmiyorsun bence. Bir girsen olur.